Oya beni. Bunu sizden tercüme etmenizi bekliyorum. Oya mich. Oya beni bırak. Bunu terim edin. Oya lass mich. Oya konuşmama izin ver. Bunu tercüme edin. Yalnız Almanca'da şimdiye kadar kullandığınız cümlenin başlığını kullanaraktan siz bunu tercüme edin. Ben size şimdi cevabı veriyorum. Oya, lass mich aussprechen. Aussprechen, konuşmayı bitirmek. Bir de lassen derseniz eğer eklerseniz, konuşmama izin ver, müsaade et, konuşmamı bitireyim manasında. Sinonim olarak ausreden de kullanılır. Ausreden ve aussprechen'i bu olayda sinonim olarak kullanıyoruz. Reden ve sprechen arasında küçük detay var fakat cümleye ve olaylara bağlı olaraktan o detayları görerekten seçmeniz gereken zamanlar var. Buradaki cümlede sinonim. İleriki derslerde öyle reden ve sprechen arasındaki farkı gösterebilmek için dersler hazırlarım. Lassen, bırakmak veya izin vermek örnek veriyorum. Bırak beni de bu işimi bitireyim denir mesela. O da mana olaraktan bana izin ver, bu işi bitireyim gibi kullanılır. Veya bırakmak, lassen. Mesela ipi bırakıyoruz. Mesela birisini tutuyoruz, kurtarmak için ipi bırakıveriyoruz. Hani öyle de olur. Anladınız değil mi? O manada. Aussprechen, lassen. Demin de anlattığım gibi bu durumda konuşmaya izin ver. Bırak da konuşayım, konuşmamı bitireyim. İzin ver. Konuşmamı bitireyim diyoruz. İçinizden düşünüyorsunuzdur şimdi neden sprechen lassen değil diye veya sprechen lassen kullanılmaz mı diye düşünüyorsunuz. Fakat sprechen lassen ayrı bir fiil, kendi başında, tek başında bir fiil olarak kullanılıyor ve manası şu. Die Zahlen lassen für sich sprechen. Für sich derken burada pozitif manada kullanılıyor. Örnek veriyorum. Dersiniz ki rakam nasıl konuşur? Örnek veriyorum. Bugün alıyorsunuz kripto verumu 1000 euroya. 2 hafta sonra bakıyorsunuz 2000 euro. Peki siz o 2000 eurodan ne okuyorsunuz? Okuyorsunuz bir şey. Bu durumda bu 2000 euro rakam olaraktan çok şey anlatıyor size. Kazandığınızı anlatıyor, daha zengin olduğunuzu anlatıyor 2 hafta önceye göre. Konuş Ali, bir emir cümlesi ve sprechen'i bu şekilde çekeceksiniz. Veriyorum, sprich Ali. Ödev 2. Metin görüyorsunuz, bu metni tercüme edeceksiniz. Ve ben size tabii ki yardımcı olacağım. Fakat bu metni okurken öncelikle önemli kelimeleri tercüme ederken önemli kelimeleri seçmeniz gerekiyor. Cümleye mana katan önemli kelimeleri seçiyoruz beraber. Nasıl yapıyoruz bunu? Fiilleri kırmızı yapıyoruz. Nesneleri mavi. Artikeller siyah kalsın. Sıfatları yeşil yapalım. Edatları rosa rot. Ve zamirleri de lila yapalım. Okey? Tamam. Fiillerle başlıyoruz şimdi. Okey. Neden yapıyoruz biz bunu? Kelimeleri neden ayırmamız gerektiğini, renklendirmemiz gerektiğini Almanca öğrenirken size buradaki derste, bu en son dersim benim, anlatmıştım.
ayrılabilen fiiller ile edatları bazen karıştırılıyor diye. Ve onun sebebini açıklamıştım bu pazar günkü derste. Tamam, şimdi fiilleri renklendirdik ve bu renklendirmeden sonra ne görüyoruz? Bakın, su aslında bir edat da olabilir. Fakat burada bir fiil olarak karşımıza çıkıyor. Zu sperren, ayrılabilen bir fiil. Auf sperren olmuş olsaydı açmak, kilidi açmak. Zu sperren olduğu için kilitlemek. Okey. Bir de bakın burada gördüğümüz şey liegen lassen. Liegen lassen. Burada nehmen. Ve bu da yine bir emir cümlesi olduğu için nim demiş. Tamam mı? Versorgen var. Brauchen. Offen lassen. Şimdi bunu siz gerçekten tercüme edin. Böyle isterseniz. Ve size ben şimdi fiillerin tercümesini vereyim önce. Şöyle veriyorum. Bırakmak. Liegen lassen. Almak. Nehmen. Versorgen'i bu şekilde tercüme etmişler. Yalnız versorgen'i aynı zamanda cümlendeki örnekte gördüğünüz gibi koymak manasına da geliyor. Ama bunu size söylediğim gibi olaylara bağlı olarak ve cümleye bağlı olaraktan bunu bu şekilde bu kelimeyi kullanacaksınız. Brauchen, açık bırakmak, offen lassen demiştik ve kilitlemek de zu sperren. Versorgen kelimesini üzerinde duralım. Örnek veriyorum. Ali versorgt seine Jacke im Schrank. Versorgen ilgilenmek de, bakmak da, sorgeden gelen bir kelime. Sorge yani endişe etmek. Buradaki cümlede bu durumda bir ceketi alıp dolabın içine koymak manasını veriyor. Devam edelim zamirlerle. Zamirleri lila rengine boyuyoruz. Ve şimdiki her şeyi daha iyi anlıyoruz ve tercüme ederken daha kolay bizim için oluyor. Olmadı mı kolay? Nesnelere bakalım. Nesneler. Nesneleri de renklendirince zaten kaç nesne bileceksiniz burada? Bakın Schlüssel 1, Schublade 2, Tür 3. Ha, bir de masa var. Tisch. Schlüssel anahtar, Tisch masa, Tür kapı, Schublade de çekmece. Bunları bildikten sonra artık bir şey kalmadı. Artık siz bunları çözersiniz. Zamirlerde de zaten sorun yok. İhi falan biliyorsunuz. Okey, şimdi siz bunu çözdünüz mü? Devam edelim. Sıfatları renklendirelim. Gördüğünüz gibi burada sıfat yok. Zaten siz de içinizden demişsinizdir. Bu metinde sıfat yok ki neyi yeşile boyayalım demişsinizdir. Devam edelim. Artikelleri siyaha boyuyoruz. Edatlar zaten rosa rot. Ve bir tane zarf var ama bir tane. Bulan oldu mu? Bulan olduysa lütfen yorumlara yazın. Bir tane zarf var. Hangisi? Tamam. Okey. Bir tane zarf var. O da morgen'di. Adverb. Adverb. Okey. Tamam o zaman. Şimdi edatları da renklendirdik. Zarfı da renklendirdik. Kaldı mı bize artikeller? Gördünüz işte. İsterseniz siz bu artikelleri kafanıza göre kasusunu bulabilirsiniz. Değil mi? Değil. Neydi? Kendiniz böyle test edin. Bugünkü derste bunu yapmıyorum. Devam edelim. Size bir şey söyleyeyim. Dikkatinizi bu 34 kelimeye verin. 34 diyorum çünkü Zuschbären'i tek bir kelime olarak kullandığım için. Yoksa 35 olurdu tabii ayrı kullanmış olsaydım. Bu rakamı kafanızda tutun. Şimdi istiyorum ki sizden kelime hazinenizi büyütmek için
O öğrendiğiniz kelimeleri buraya böyle bu şekilde yazmanız ödev 3. Üçüncü ödevde önceki ben size o metni tercüme etmedim mahsus bilerekten. Çünkü istiyorum ki siz o metni okuyup kelimeleri verdim ya size. Bu soruları cevaplayın. O yüzden size soruyorum. Wo lässt Alice seine Schlüssel liegen? Wo? Nerede? Nerede bırakıyor Ali anahtarlarını? Bilen var mı? Auf dem Tisch. Masanın üstünde. Auf. Wo soll euer die Schlüssel versorgen? Oya anahtarları nereye koymalı? Emrediyor ya Ali. Diyor ya oya koy, al anahtarları koy. Nereye koyuyordu? In der Schublade. Cevabı indiği şublade değil. Dikkat edin. Oya soll die Schlüssel in der Schublade versorgen. Nicht in die Wand braucht Ali die Schlüssel. Ali'ye anahtarlar ne zaman lazım? Ne zaman? Bu kolay ama. Onu zarftı zaten. Bir tane zarf vardı zaten. O. Morgen. Yarın. Lässt Ali die Tür offen oder nicht? Ali kapıyı açık mı bırakıyor veya bırakmıyor mu? Neydi? Tabii ki Ali lässt die Tür offen. Was macht Ali mit dem Schlüssel? Ali anahtarlarla ne yapacak? Ne yapıyor? Ali, sperrt die Tür zu. Kapıyı kilitliyor. Ödev 4. Şimdi ben size metnin tercümesini verdim sonunda tabii ki. Ama istiyorum ki siz şimdi ben size buralara, bakın buralara Almancasını koydum. Ve ben sizin bunları çekmenizi istiyorum. Türkçe'ye çevir istiyorum. Türkçe'ye çevirir misiniz siz bunu? Ben size şimdi yine fiillerin tercümelerini hemen veriyorum. Tekrar veriyorum. Bekleyin. Baktınız ve tercüme ediyorsunuz yine. Ve ben size şimdi son final cevabı veriyorum. Ve size demiştim o rakamı aklınızda tutun diye. Bakın. 34 kelimeydi. Bakın. Almanca'da 34 kelimelik bir metni Türkçe'de 20'nin altında kadar kelimeyle bitirdik.